Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Güzel bir gün olsun herkese efendim. Tabii ki hayırlı cumalar diyoruz. Biliyorsun programı sevgili Nur Viral'den alırken Yusuf Hoca programda dualarla programı bitirdiler. Biz de burada dua etmeye başladık cuma günü diye. Bütün konuklarımız, izleyicilerimiz de dua etti. İnşallah hayırlı bir gün olsun. Biz de sizlerle birlikteyiz hafta içi her gün saat 13'te. Eğer yardım istediğiniz bir konu varsa, size ihtiyacım var dediğiniz, bana el uzatın dediğiniz bir konu varsa WhatsApp ihbar hatlarımıza sizler de mesaj bırakabilir, arayabilirsiniz. 530 488 5184 numaralı hattımızı ister arayın, ister mesaj bırakın efendim. Hayırlı uğurlu bir gün olsun diyerek başlayalım. Bu arada Tuğba, bak bak, şimdi bak ben de bugün parlak giydim. Tuğba'nın yüzüne bakar mısınız? Bir kamera yaklaşsın Tuğba'nın yüzüne. Tuğba bunlar ne? Süs, süslediler. Süs. Baksana yıldız gibi parlıyor. Bence çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Teşekkür vallahi ederim. Siz de çok güzel olmuşsunuz. Allah nazarlardan saklasın. Amin. Hepimizi inşallah nazarlardan, kem amin gözlerden inşallah. Sirkeli sularımızı yapalım, limonlarımızı koyalım, her şeyi yapalım. Şimdi Tuğba, dün senin bir iddian vardı. Tabii Ümit de yayınımıza bağlandı. Eski dedin sevgilim. Hı hı. Bu arada Ümit birazdan burada. Hı hı. Sevindim gelmesine. Sevindin mi? Olması gereken de buydu. Ümit, kadınları evlenme vaadiyle dolandırıyor iddiasında bulunduğun, ayrıca onların paralarını aldığını söyledin. Evet, buraya gelirse görür herkes. Hı hı. Ve evlenmişti değil mi Ümit? Ümit evlendi, ben evlendim. O ayrı şeyde, ben ayrı şeyde. Ben eşimle birlikte, çocuklarımla birlikte yaşıyorum. Ümit ise evli ama başka kadınlarla birlikte, hı hı, ayrı yaşıyorlar. Ama siz resmi nikahla evli değilsiniz. Hı? Ama Ümit resmi nikahla evli. Aynen, resmi sizinki nikahla sadece evli. İmam nikahı. İmam oradan nikahı. Söyleyelim hani kadınlarımıza, sadece imam nikahlı olmak aslında evlilik birliği bir anlamında yeterli bizim bir şey değil. Evet. Resmi kanunu bir ülkede olduğumuz için mutlaka resmi nikahla birlikte imam nikahı olmalı. Biz çalıştığımız için evimizi yeni düzen kurduk, düzenledik. Ev tuttuk, kira ev. Ondan sonra eşya dayadık, döşedik. Sonra Yılmaz'ın ameliyatı oldu falan. Derken işte maaş falan alacaktık. Ayın 5'inden 5'inden maaş alıyoruz. En kısa sürede resmi nikahımızda kıyın. Nikahımızı kıyacaktık. Burada sadece kına gecesi, düğün olsun İstiyorsun. İstiyoruz. İnşallah ona da geliriz sıra. Yani peki, bu şey olaylar seni patlak verdi işte. Ümit, sana neler yazıyordu? Dedin ki o evli olmasına rağmen bana devamlı yazıyordu. Devamlı yazdığı oluyor. Ayda, yılda, senede bir kere yazdığı oluyor. Ne diyor mesela? Mesaj attığı oluyor. İşte bazen cevap vermedim mi hemen trip atıyor, engelliyor, son engelini açıyor. Ya sana hala aşık mı sence? Ya şimdi yanındaki kadınlar gidince öğrenince, yani gerçek üzerini öğrenince ben kadın merak ediyorum. Ümit alalım. Ümit'i. Ümit gelsin bakalım bir yayına. Neymiş bu Ümit'in derdi? Gerçekten kadınları evlilik vaadiyle dolandırıyor mu? Paralarını alıyor mu? Para karşılığı kadınlarla birlikte oluyor mu? Bunlar Tuğba'nın iddiası. Ümit gel gel gel. Ümit nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Merhaba. Merhaba. Gel bakalım. Ümit, dün ne kadar zaman sonra görüyorsunuz birbirinizi? Yani ara sıra biz konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. Yok, ara sıra öyle bir şey yok. Sesli şöyle görüntülü bir şey var Esra Hanım. 4 gün önce bana mesaj attı. Hı hı. Mesaj attı, bunu ailem de, hani annem görünce zaten sinirlendi. Hemen dedi engelle. Ben de engellemek zorunda kaldım. Hı hı. Yani şöyle bir şey. Dün babasıyla görüştüm. Babası illallah etmiş zaten. Hı hı. Babası babam diyor öyle ki, demedi. Bana diyor ki tazminat davası açmış babasına. Babası öyle mi? Evet. Yok öyle bir İstiyorsanız şey. İstiyorsanız bağlayın. Ben buradayım. Peki Ümit. Gel dedim. Benim geldim. Babam değil. İnsanları kandırman, duygusuyla, ben kimseyi kandırmadım. Şerefiyle oynaman. Bir saniye. Benle birlikteyken tamam. Niye böyle şeyler yaptım? Ben hak edecek sana bir ne saniye, yaptım? Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Madem ben kandırmışım, dolandırmışım, herkes arasın beni. Bekliyorum şu an.
Vallahi bekliyorum. Herkesi tamam, arasın. Ben de o yüzden buraya. Buradayım. Ben de buradayım çıktı, şu an. Ümit'te çıktı. Bu arada Ümit'in çıkması da büyük cesaret yani. Aynen. Doğru bir şey yaptı ki. Yani doğru bir şey yaptı. Olması gereken de bu. Ben de istediğim de buydu. Ben bütün akrabamı çiğnedim geldim buraya. Çıksın. Bütün herkes görsün. Tamam buradayım. Sorun yok. Arasınlar eğer Ümit tarafından dolandırıldığını iddia eden biri varsa da asa kanalımıza, bizim hattımıza bağlanabilir. İlk başta ben ve annem, ailem dolandırıldı. Nasıl bizim, dolandırıldınız bizim siz? Bizim evimizde kaldı. Benim annem babam, ben ona el bebek baktım. Bunun ailesi dışladı. Benim babam baktı, annem baktı. Hiçbir şeysini eksik etmedik. Her dediğini yaptık. Peki. Bunları inkar etmesin. Peki. Benim babamdan askerden para istedi. Bu ediyordum zorla. Para gönderiyordu babam. Bakalım evet. Ümit sen ne diyorsun buna? Bir saniye. Peki ben Bursa'daydın hatırlıyorsan. İyi ama iyi düşün, doğru konuş burada. Şu an doğru konuş. Bursa'daydın, gelip seni aldım değil mi? Doğru mu? Aldım. Bak aldım, eve kadar getirdim. Etmiyorum. Eve kadar getirdim. Anam ne dedi? Almam dedi. Ama ben anama yalvardım. Yakardım. Anam dedi ki tamam dedi, senin hatırın için alacağım. Neden alacağım dedi? Neden istemedi? Zaten ben programda. İstemedi yani. Programda söyledim zaten. Şöyle bir şey istemedi. Niye istemedi biliyor musun? Evlendim, onunla bununla konuşuyorsun diye istemedi. Diye. Nasıl oldu bununla konuşuyor? Ben sana ilk eğer nikah bassaydım sana ilk başında ben basardım. Ben hesaplarımı kapattıydım. Herkes şahit. Hayır, ben hayır. Senin yüzünden çevremi bile sildim. Beni, bir tek sen vardın benim için, bir de çocuklarım vardı. Bir saniye. Sen bunun ailesini istemedi sosyal biliyor musun? Medya. Evlendim, ayrıldım. Daha önce evli ve çocuklu olduğun için mi ailen istemedi? Aynen öyle. Hayır, ben evli çocuklu hani şey sana yapmak istemiyorum. Sana demiyorum. Annen öyle ben sana istedi. Karşı, ben sana karşı bir gün olsun çocuğum var diye sana bir gelip şey demiyorum çıkmadım. Ümit. Senin karşı ailen, da gelmedim. Ben korudum evlenip seni. Ayrıldığım için o çocuğum olduğu ama için senin ailen seni. Kabul etmedi. Çünkü Ümit o zamanlar evlenmedi ama fakat hayatına giren çıkan kadınlar çoktu. Yok yok kadınlar yok. Sen bunu uydurdun hep. Şimdi ben Niran var. Bir saniye. Ondan sonra Hülya siz kaç yıl var. Birlikte oldunuz? Biz ilk baş arkadaştık. Sonra sevgili olduk, sonra kaç evlilik yönüne yani? Gittik. 4 sene mi verdim 4 ben buna? 4 sene birlikteydiniz evet. Ve seni hep aldattığını söyledin evet, sen. Evet, asker yolu bile bekledim ben. Peki niye bu kadar yalan söylüyorsun size? Ben niye yalan ben söyleyecekmişim? Ben buraya reklam için gelmedim ha. Ben gelseydim reklama. Benim eşim şahit. Yılmaz'ı benim kumpaz yapmışsın. Benim annem babam şahit. Peşinden koşturuyorsun çocuğu buraya buraya. Benim arkadaşımdı, gittin gözümü kapattım dedim mutlu olsunlar. Dedim mi? Dedim bunu sana. Ama ben sana ayrıldıktan ben sonra dedim. Bayağı zaman geçtikten ben sonra ben dedim. Kabul ettim farkındaysa. Ben sana bunu dedim. Şimdi kalkmışsın burada hikaye anlatıyorsun. Bana bak burada ben seninle birlikteyken Yılmaz'ı kabul etmedim. Egel benim suçum. Senden ayrıldıktan sonra ben Yılmaz'ı kabul ettim. Tamam. Bu da şöyle oldu. Ümit sen ailemden yani istedi. Bozulmadın mı ya da kırılmadın mı? Senin çocukluk ya arkadaşın. Ya kırıldım, niye kırılmayayım? Valla kırıldım. Sevmiyordu üzüldüm. Ki sevmedi ki beni vallahi üzüldüm. Ümit. Sonradan baktım ki arkadaşım da gitmiş. Ya dedim ki. Bir kız değil mi dedim. Ya senin hani, için bir kız mıydı sadece Tuğba? Ya benim için bir kız değil. Diğerleri yani. Gibi sıradan başta, bir kızdım. İlk başta Esra Hanım seviyordum, yalan yok. He, seviyordum. Doğru. Seviyordum. Ondan sonra biraz zaman geçince baktım Yılmaz'da işte böyle böyle olunca dedim tamam bitti. Nasıl dur bir dakika. Yılmaz seni tam bu dertten kurtuldu diye sevindin mi? Yok dertten kurtuldu diye sevindim. Ha, yani çünkü sen başka biriyle de evliymişsin ya. Ben zaten... Bunu hocam bunu dertten de kurtuldum. Yok hocam bunu bıraktıktan sonra ben zaten nikah yapsaydım ilk başta yapardım buna. Ama ben bunu bıraktıktan sonra niye evlenmediniz siz? Niye evlenmediniz? Yani sizin ayrılık sebebiniz ne oldu? Ya benim ayrılık sebebim şöyle. Benim ailem istemedi. Açık konuşayım ben. Hı hı. İstemedi. Neden? Şimdi beni kovuyorduk anam. Babam beni kovuyordu mesela. Niye istemiyorlardı? Ya bilmiyorum diyor, istemiyordu. İşte herkese mesaj falan. Herkese ben mesaj atmıyorum. Ne mesaj atıyordun? Ben hiç kimseyle konuşmuyordum ki Ümit'le yani başka. Yani seni aldattığını mı düşünüyorlardı? Aldattı. Bir kere de askerdeyim. Yalan olmasın, askerdeyim. Doğruya doğru konuş ama bak inkar ediyorsun işte. İnkar ettiği için ben sinir oluyorum. Ben kanıtlarımla geldim. Kanıtlarımı askerdeyim, sundum. Sen acemi bildiğimdeyim. Bilecik'te yaptım. Doğru. Hı-hı. Bilecik'te yaptım. Acemi bildiğimdeyim. Ondan sonra bir tane adamla geldi. Tanımıyorum. Şahsı hiç görmedim. Hı-hı. Hayatım bunu. Askere bir adamla geldi. Evet evet. Geldin. Abiyle geldim dedi. Abi ben bu abi ikide bir bak şimdi bu iki devirdir çağırıyor. İki devirdir çağırıyor. Ben babama söyledim ki beni götür beni götür, götürmedi. Bizim de arkadaşımız vardı. Kız arkadaşlarım, erkek arkadaşlarımız vardı ortak. Oraya da bir tane abi geldi. Yaşı abi büyük. Kim?
yaşı büyük abi. Ben de tanımıyorum ondan abi. Ondan sonra abi diyor ama. Rica ettim ben abi dedim. Böyleyken böyle Ümit işte arıyor, özlüyor beni. Ben de onu özlüyorum. Beni götürür müsün Ümit'in yanına? Ümit askere. Askere. Hani ben ne yaptım ettim. Ben Ümit'in yanına geldim. Babamdan para alıyordum. Annemden para alıyordum. Geliyordum. Abiye rica ediyordum. Abi kim abi? Geliyordu. Abi kim? Bizim iş arkadaşımızdı. Kız arkadaşlarımla birlikte aynı yerde çalışıyorduk. İş arkadaşımızdı. Ümit'le de tanıştırdım tamam. Zaten. Tamam. Sözünü dinledim. Yaşı da abi büyük. Ne abi oldu? Diyor. Ben de tanımıyorum Esra Hanım. Ondan sonra neyse geldiler. Şimdi geldim misafirdi şimdi. Hoş geldin. Buna sarıldım. Ondan sonra biraz muhabbet falan ettik. Geldi, inkar etmiyorum. Bir de elimde şeylerle geldim, hediyelerimle geldim. Ama geldiği için şimdi inkar ben. Edemiyorum buna karşı. Hı-hı. Yüzüne karşı bakıyorum. Ben şöyle. Hediyelerimle geldim, yiyeceklerimle geldim senin askerle. Ya yiyecek mesele değil benim bileceği. İçin. Yemin ederim askere yiyecekleri götürdüm, asker arkadaşlarıma verdim. Sen niye yemedin? Ben yemedim, ben sevmiyordum, yemedim. Çikolata makolata sevmiyorum ben hayatım. Ondan sonra... Başkalarına vermiş senin hediyeleri. İşte seviyorum diyor ya, yalan söylüyor. Dur bir saniye. Diğer kızlara yaptığını bana sonra, da yaptı. Sonra askerde... Ama bana şu tuhaf geldi Tuğba. Şimdi oraya doğru sen niye sevgilinle başka adamla gidiyorsun? Ama abi. Ne hani abi? Büyüsün, abi olsun. Yani böyle bıyıklı abi gibi abi. Hani bizim... Bıyıklı abi ne? Bıyıklı abi değil mi? Hüseyin Bey çekiyorlar. Sağ olun. Hüseyin Bey. Çok güvenilir bir insanız. Abi dedim böyle böyle bir durum var. Ama dedim. Belki şüphelenir. Ümit haklı değil ama mi? Ama ben babama söyledim. Sonra, babam şey yapmadı. Ben de mecbur kaldım. Ondan sonra adam da geldi. Ben şüphelendim tabii. Adam kimdir, neyin nesidir? Bunun tam bütün ailesini görmüşüm de bu, hani bu adamı görmemişim. Ondan sonra ben neyse oturduk biraz muhabbet falan ettik. Adam dedi ki ben gidiyorum dedim işlerim var dedi. Evet. Dedim ki tamam dedim gidebilirsin. Tokalaştık falan adam gitti. Ondan sonra bu tek kaldı. Ben dedim ki bak dışarıya çıkamıyorum dedim. Dedim buradan izin vermiyorlar çıkmak için. Ama dedim babamın ki köşeden git dedim vardı. Otogara gidersin dedim. Nereye gidersin? Otogara. Aynen otogara doğru gidersin. Oradan da bilet alırsın. Otogara yolunu tamam bilmiyorum Bilecik'te. Ya zaten yan yana. Dedim otogara gidersin. Ondan sonra yolda bu beni arıyor. Ben neyse küçük tuşlu telefon var. Konuşuyorum. Bir baktım adam bunu arıyor. Sonra bu beni bağladı. İşte adam dedi ki işte benim akşama gel işte yok. Yemek yeriz falan. Aa. Ya dedim ki. Bıyıklı abi. Ben dedim ki karnım tok abi dedim. Allah razı olsun dedim. Ben zaten yemeğimi yedim. Ben dedim Ümit'i görmek için geldim. Konu... Hani babamı da zaten annemin de haberi vardı. Ben dedim işte abi var dedim bizim iş yerinde. Ondan sonra ben dedim Ümit'in yanına gidiyorum Bileciğe. Belki o abi o kadar iyi niyetli değildi bilmiyoruz. Ben de düşündüm dedim belki iyi niyetli değildi. Herkes kötü olacak değil ya beş parmağın olur, beşi bir mi? Olur. Herkes niye sen olmasın? Gibi mi? Niye olmasın? Şimdi bu abiniz sizi Bursa'dan mı Bileciğe getirdi? Evet. Şimdi geri de götürmesi gerekmez mi normal şartlarda? Hani iyilik yapıyorsa tabii. Bursa'dan Bilecik'e gelmişsiniz. Bilecik'ten adamın de çünkü... o anda telefon geldi acele gitmesi gerekti. Geri döndü o da. Evet benim de param vardı ama ben şeyi bilmiyordum. Otogarı Bilecik'te bilmiyordum. Sonra sonra otogarı buldu. Peki sonrasında ilişki nasıl bozulmayı, nasıl bitirdiniz? Sen ya, bir gün dedin ki ben yataktan... kıskancım. Aşırı çok çok aşırı kıskancım. Bu da nasıl oldu? Ben seviyordum. Ama ben bunun bazı hatalarını, yanlışlarını yakaladım. Üstüne düştükçe bir şeyler çıktı. Bir şeyler çıkınca daha çok kıskançlığım çoğaldı benim. Sen dedin ki ben onun telefonunda 10 tane kıza yazılmış mesaj evet. gördüm. Doğru mu? Evet. O dönemler öyleydi. Varsa kanadı çıkar. O dönemler öyleydi. Tamam varsa çıkar buradayım. Varsa çıkar. Vallahi. Ben varsa çıkar. Zaten ben buraya geldim de kanıtlarımla geldim söz, Ümit. Namus şeref sözü diyorum. Ben sözümle gelmedim. Bak burada herkesin önünde söylüyorum. Namus İcraatla şeref sözü geldim ben diyorum. Buraya. Kanıtım varsa çıkar. Ben buradan şu an gözü kapalı giderim. Tamam benim kanıtlarım. Gözü ben kapalı sundum giderim. Zaten. Sen kanıtların çıkar. Ama hani sen nerede? Benim adımı bak ben şimdi ben müzik yapıyorum. Sen benim adımı lekeledin. Killere soktun. Sokarım, anladın mı? Sokarım. Ben buna rağmen kimsenin gururuyla, namusuyla, şerefiyle oynamaya bir saniye. Gerek ben kimseyle, yok. Ben kimseyle oynamadım. Hayatım boyunca oynamadım. Bunu hiç kimseyle ama kendini bak açıklıyorsun. Bu doğru bir şey bak, oldu. Gelmesi doğru bir hareket. Hayatım boyunca kimseyle oynamadım. Beni eve tabii tabii. Sizin eve geldim. Telefonumu aldın. Rehin olarak aldın beni. Aa, doğru niye? Mu? Karılarla kızlarla konuşuyor, mesajlaşıyor. Benim almaya hakkım. Esra Hanım. Benle evlenecek adam Esra, sadece benle konuşacak. Başka tamam, kadın kız olmayacak beni Ümit. Beni dinler misin? Ben bu yola çıkarken en başında söyledim sana. Tamam beni dinler misin? Başka kadınlarla bak, konuşuyordu telefonda evet, diye da, aldın telefonunu. Daha arkadaşken en başından söyledim. Bir şey bile yok. Bile yaptı. Öyle bir şey yok. Bile bak, bile yaptı. Telefonu rehin aldı. Ne diye rehin telefonumu alıyor? Telefonumu rehin aldı. Telefonumu kapattı.
Dedi, ailenle kırdım. Görüşmeyeceksin. Ailenle görüşmeyeceğim demedim. Abla istiyorsanız ailenle bağlayın. Görüşmeyeceğim demedim. Ablam Bursa'ya benim şahitlerim geldi. Var. Ailenle sen bir dakika bağlayacaksın. Sen çıkamadın mı evin içinden? Ya evin içinden çıksam da ben telefonla neye tutsak kaldım kime sen. Ulaşacağım bilmiyorum. Ne kadar yalancısın var ya Ümit. Doğruya doğru konuş. Niye doğru konuşmuyor? Yalan konuşuyorsun. Işte, doğru yalan konuşuyorsun. Sen ben çocuğu tutsak mı aldın? Yok be abla öyle olmadı kolay. Telefonunu kapattın. Ben telefonu elinden aldım. Kızlarla konuşmasın, mesajlaşmasın diye. Konuşuyor muydu çok? Kur'an-ı Kerim'e el basıyor annemin babamın yanında. Yemin ediyorum bir daha aldatmayacağım. Affet bir beni. Daha ben aldatmadım diyor. Ki zaten. Benim annemin babamın Esra önünde. Ne yazıyordu kadınlara? Benim annem babam bile mesaj attı. O mesajları bile size yolladım ne abi. Ne yazıyordu kadınlara? İşte kadınlar ilk baş selam, nasılsın falan normal konuşmaları da var. Bir de aşkım, hayatım, bebeğim konuşmaları var. Bir de ben Tuğba'dan ayrıldım. Şimdi evli, yeşimden ayrıldım. Yok ayrılmadım. Ayrılmadım. Ama diğer kadın kızlar ayrılmadım. Öyle. O zaman bana dün akşam mı, evveli akşam mı? Ben Yılmaz'la kurabiye ben kek yaparken de sen niye etme. O zaman sana benzeyen Tuba'dan sarışın kızı atıyorsun bana? Bir de fotoğrafları vay, kaldırıyorsun. Sen diyorsun ki Ümit eşimi tırnağa etmezsin mi diyorsun? Etmez. Sen bana yara madem, açtın, madem, o yaramı kapattı, sahip madem, çıktı. Madem Yılmaz'ı tırnağa sen etmem, beni ortada o zaman bıraktın, yarı yolda kadar bıraktın. Ne için geldin benim ben için? Ben eşimle buraya niçin geldim biliyor peki, musun? Peki Yılmaz senin hayatına... Birçok insanları mağdur ettiğin için geldim. Ben Yılmaz senin hayatına etmedim. Nasıl girdi? Bu Ümit numaramı verdi. Yılmaz'a. Ya ondan sonra Yılmaz... Sen güvenip mi verdin Yılmaz'a? Ben Yılmaz'a bir şey vermedim ki. Benim numaramı veriyor. Ben Yılmaz işte Yılmaz'a bana... numara falan vermedim. Bana dedirtiyor ki iyi insan olarak anlat Tuğba'yı... Kandırması kolay olsun diye ama Allah razı olsun Yılmaz o şekilde yapmadı doğruları söyledi ama ben saftım toydum tabii böyle yaptım. Yılmaz sana aşık gitti. Olmuş yani. Ya Yılmaz'a şöyle aşık oldu bana biz ayrıldık ya şimdi Ümit'le kavga ettik kıskançtan ayrıldık görüşmüyorduk konuşmuyorduk kavga ettik ağlıyorum ben tabii madem Ümit dedim böyle yaptı. Biz de rol yapalım dedik Yılmaz'la ama ben aklımın ucundan peki, geçmiyordum. Yılmaz senin... Şu an hala rolün içindesin. Rolün içinde değil. Yılmaz sana senin mesaj yakın atmış. Arkadaşın mıydı Ümit? Evet. Yani çok mu yakın? Ne, nasıl bir yani yakın? Şöyle bir şey. Birlikte Esra büyüdüler. Şöyle bir şeydi. Ben Yılmaz'ı hiç tanımıyordum. Benim bir tane arkadaşım vardı. Bağcılar'da oturuyor. Ben de ona misafirliğe gittim. Öyle Yılmaz'ı tanıdım. Ondan sonra... Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi. Ama çocukluk arkadaşınmış evet, Yılmaz evet. Senin. Birlikte çok yakının yani. Çok, aynen. Çok mesela oradaydım ben. Ondan sonra her gün görürdüm Yılmaz'ı. Gelirdi otururduk parka giderdik içerdik. Sen ne bileyim. Müzik söylerlerdi klip buyurun. Çekerlerdi. Yılmaz'a kırılmadın mı? Ya kırıldım niye kırılmayayım? Hani bana böyle şey yaptığı için ben dedim ki mutlu olsun dedim madem. Madem gitmişler eyvallah. Nasıl öğrendin sen birlikte madem olduklarını? Madem mutlu olsun diyorsun nasıl da benim öğrendim? Annem arkadaşımdan babamı niye arıyor? Dolayı öğrendim. Arkadaşım dedi ki fotoğraf falan paylaşmış demiş Yılmaz ne ayaktır demiş. Arkadaşım da karşı çıktı dedi ki ben dedi Yılmaz'ı eğer görürsem dedi gereken neyse ben yaparım. Dedim boş ver dedim hiç karışma dedim. Karışma dedim. Ben fotoğraf onu... paylaştınız öyle gördü. Ama biz ayrıldık bayağıdan beri Ümit'le görüşmüyordum. Esra ben ona da bir şey demiyorum. Bana 4 gün önce mesaj attı bana böyle yapıyor. Diyor ki şu an diyor ki. Ben diyor şeye gidiyorum Beyaz TV'ye gidiyorum. Şimdi gelsinler akraban kurtarsın seni. Bana böyle mesaj atmış. Yo hepiniz bir gelin de, buraya dedim çıkın dedim. Ailen Tuğçe, seni erkekleri Tuğçe kandırıyor Hanım'a... görsünler ki bağlansınlar. Bir dakika şöyle bir iddia. Benim Roger Gülmem, niye 50 yaşında 60 bile yaşında vardı. Adamla bile vardı. Evlendi. Kahkaha bile attın bana. Pınar niye mekan. Ama yeşil koltuk ara, takımı söyle... aldırdılar. Evli barklı yaşlı adama tamam, sen böyle önce güzel bir koltuk şey takımı aynı bu renkte koltuk takımı aldırdılar. Tamam sen ablaları boş ver he. Şimdi Ümit'le ilgili konuşalım. Ya ablası da dolandırıcı sen bunlar Ümit'e da insanları kandırıyor. Ki bak, şöyle bir hadi, iddia oldu. Hadi biz dolandırıyoruz. Kandırmadı de Pınar ulan yapmadı de bizim de yapmadı de. Buraya kadar gelmişsin kendini dolandırıyorsun bak kaç tane kardeşini erkekleri dolandırdı yapmadın bir dakika. De. Şunu merak ediyorum ilk kim kime mesaj atmış bir mesajları görelim mi? Abi. Gör. Ekranı alalım. Ya buradan görebilir. LED'e verir misiniz? Ben bir oradan göreyim. Neredesin diyor Ümitcan. Hastane diyor Tuğba'da. Ben gelsem eve gidelim senin olur mu diyor Ümit. Doğru. Benim eve doğru. Gelmek istiyor. Yani tamam. Eşimle birlikte yaşadığım evi. Ben şöyle bir şey. Benim eşimden dolayı. Bana ben oradayken o yanımdaydı. Bana diyor ki işte bunu diyor ki.
evini bulalım gidelim dedi. Ben de öyle bu şekil yazdım. Alakası yani yok. Yani iksen atıyorsun var, neredesin var, diye. Arayabilirsin. Ben diyorum hastane diyeyim, bu da benim hatta eşimle sen benim aramışsın, evime gelmeye çalışıyor. Sen aramışsın, geri ara var orada. Ne var? Bak aramışsın, arama var, geri ara var orada. Neredesin? Ben gelsem eve gidelim senin, olur mu? Yılmaz ne olacak? Yarın ameliyat olacak diyor. Evet, Tuğba da tamam, sen de tamam gelirsin geri gidersin, olmaz mı? Ben geleceğim bir ya da üç saatliğine, geri gideceğim, yarın iş var. Tamam. Bir de benim mesajları açar mısınız? Senin mesajlar da burada zaten. Diğer bir mesaj daha var. Yani sen eve niye gitmek istediğini anlamadım. Benim eşim de benim evime gelmek istiyor. Yılmaz hastanede kalacak. Bu benim Ümit evime ne gelecek. Diyor? Bakın Ümit diyor ki sen git Yılmaz'ın başında dur. Tamam. Beni tercih etmedin, onu tercih ettin. Başka ne diyeyim sana artık? Sana şey mi olayım? Taş mı olayım başına? Niye o zaman neredesin? Bana bir daha yazma arıyorsun. Diyorsun. Ya da kapasiten ne senin? Niye arıyorsun? Annemi babamı niye arıyorsun? Anlamadım. Beni ne arıyorsun? Tam seni ya bak, unutuyorum. Bir şey söyleyebilirim. Aylar yıllar geçiyor. Arıyorsun. Tam yok şey, sık bak, arıyorum. Ben seni yok, bir dakika şu mesajı ben bir bitireyim bir saniye. Sen de beni aldatmasaydın, üzmeseydin, hayatımı nokta nokta etmeseydin diyor Tuğba da. Sonra Ümit diyor ki seni kim aldattı? Sen kendine bir şey çıkarttın arkamdan. Tuğba da diyor ki sen yazdın farkındaysan. Ben sadece sana soru sordum. Cevapladım. Sonrası hep sen yazdın. Geleceğim dedin bana. Tamam dedim sana. Ha geleceğim diyor hep sana. Ya uzatma gelmiyorum yazma bana artık diyor Ümit. Sen de diyorsun ki Tuğba Yılmaz artık sen gibi yapmıyor beni. Yılmaz senin gibi tamam yapmıyor. Beni seviyor. Tabii başında duracağım. Ümit de diyor ki tamam yazma bana. Aynen öyle. Ne diyeyim artık yazma artık. Ama sen onu istemişsin yani. Ben istemedim. Annemde de birçok mesajlar var, aramalar var. Hadi ben yalan söylüyorum. Ben 50-60 yaşındaki annem babam da mı yalan söylüyor? Yalan söylüyor. Benim amca kızlarım da mı yalan söylüyor? Ablam da mı yalan söylüyor? Hayır, benim herkes yalan söylüyor. Ama Tuğba ben hissettiğimi söyleyeyim mi? Sen de onu reddetmemişsin o kadar yani. Ama ben ilgilenmiyorum diye diyor ki aç diyor ondan sonra. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bak açıkça sana bir şey söyleyeceğim. Yılmaz'la ilgilen hala diyor. Senin hala Ümit'e duyguların olabilir mi? Yok abi ben bitirdim o duyguları. Ama şimdi siz diyorsunuz tamam, ki Yılmaz ne olacak? Esra Hanım bir şey sorayım. Yani hemen vazgeçecek gibi görünüyorsunuz. Bu hayatta tek bir sözüm olsun. Tamam bir dakika. Bak, tek son sözüm olsun. Madem eyvallah Yılmaz'la mutlu musun? Tamam mutlu ol, mutluluklar evet. Dilerim Allah'a size şükür, tamam mı? Mutluyum. İnşallah daha çok mutlu olursun. Amin daha inşallah. Çok bir yerlere amin seviyelere çıkarsın. Amin inşallah. Ama böyle geriye döndüğünde mesela döndüğünde beni tanıma. Anladın? Ben zaten seni tanımıyorum. Seni bırakan ben değil miydim? Sen eşyalarımı, Allah'ım kimliklerimi ya. Bıraktın. Sen ben şey bıraktım. Sen musun? Beni bırakmadın ben ki. Peki ama bu konuşayım. Mesajlarda sen de onu görmek tamam, istiyorsun. Eşimden dolayı eşim dedi ki evini bulalım dedi. Evini hepsi bulalım bu. Diyor. Eşin evini bulunca ne yapacak? Niye evini bulacaksınız? Bilmiyorum ki ya merak etmiş galiba. Hasret kalmış izine. Yok biz eşimle sık sık konuşuyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim. Eşin niye Yılmaz'ı tercih ettin dedirtsin sana? Eşinin nasıl? Ses kaydını bile sizin programa attım ben. Tamam benim ben de ses kaydı. Ben uyardım onu. Uyardım hadi evlendi. Ama. Benim de ses kayıtlarım var. Onu attım ses kaydını. Peki evi bulmak isteyen sen misin? Onun eşi mi? Yani Ümit benim evimi bulmak istiyor. Zaten sen benim evimi, yok, ben annemin evini biliyorsun. Annemin ben numarasını yazdım. Biliyorsun. O kelimeyi ben yazdım. Evet doğru ben yazdım. Ha, senin çünkü söylemiyor. Evet ben yazdım. Ben demiyorum ki ben yazmadım. Ev boş olsa ne yapacaktın sen ya? Ben bir şey yapmayacaktım. İki üç saatliğine demişsin ya. Bir de beni bulup utanmadan baba ya diyor ya. Ya baba diyor. Böyle diyor. Bir şey var mı? Biz bitmişiz etmiş artık ama baba. Sen bence Ümit Tuğba'yı özledin ve gitmek istedin yanına. Yok alakası. Doğruyu söyle. Vallahi yok. Bu özleme mesajı ve Yılmaz'dan dolayı rahatsızlığın mesajı. Bursa'da hamileyken. Aynen Yılmaz olduğum için rahatsız. Hiçbir kadın da bende yaşadığı şeyleri, mutluluğu, huzuru bulamadı, yaşayamadı. Ha. Geri dönmeye çalışıyor. Ya hiç doğru mu bu? Sen ya. Sen Tuğba'da hissettiklerini bulamadın. Bunda ne? Olan millette de var yani. Yani peki niye bunda mi? Olan benim sıfat annemi babamı var. Arıyorsun? Niye benim evime gelmek istiyorsun? Annemin babamın evine. Hadi geçtim. Benim evlendiğim adamın evine niye gelmek istiyorsun? Ben onu niye geleyim seninle oturup da karşılıklı kahve mi içeceğiz? Didikodumu yapacağız. Niye geleyim ben? Ne yapacaksınız evde? Buradan yalanın belli işte senin. Yok ben niye geleyim ya? Ben hayır, niye geleyim seninle oturayım da niye konuşayım? Niye evde buluşuyorsunuz mesela 2-3 saatliğine? Ben buluşmayacaktım. Eşim dedi ki ben dedi gideceğim yanına diye. Zaten hatta farkındaysan sana yazmış. Konuştun mu sen? Bilmiyorum sana yazmış. Yazmış. Öyle inkar yazmadı. Etme. İnkar etme. Onu da atarım. Bağlansın yayına. O da gelsin.
gelmezsin buraya. Ben ona çağırdım bak yayına ben, çıkmak sen istiyorsan gel dedi. Sen niye Ümit'in eşiyle görüşmek istedin? Ben niçin görüşmek istedim? Ben mesela Esra Hanım. Çocuklarımın şeysi vardı okulunda, kermesi vardı. Ben de Yılmaz'la birlikte oturduk. Kek de poğaça yapmasını öğretiyorum Yılmaz'a da birlikte yapıyoruz. Ondan sonra bu da mesaj atıyor. Ona niye kek poğaça yaptırıyorsun? Ben pastaneye gitsene. Ya biz birlikte yapıyoruz. Birlikte aynı iş yerinde çalışıyoruz. Birlikte temizlik yapıyoruz. Birlikte tatlılar, yemekler yapıyoruz. Bana aşık mısın öğretiyorum. Yılmaz'a sen? Ben Yılmaz'ı yavaş yavaş sevmeye, alışmaya başladım. Sen Yılmaz'a aşık i̇lk değilsin. İlk başlarda aşık bu değildim. Bu cevabı veren biri aşık mıdır? Bak, ben ilk başlarda aşık değildim, sonradan aşık ben oldum. Ben bir hissettiklerini söyleyeyim. Vesile Hanım söyle. Yani ben bir hani dışarıdan nasıl gözüküyor onu da görmek istiyorum. Esra Hanım, bence ikisi de birbirini çok seviyorlar. Yok. Çünkü atışmalarda tatlı atışma. Yok sevmiyorum Allah'ım. Hayır seviyorsunuz. Yok Allah mutlu olsun. Tek dileğim mutlu olsun. Birbirini başka bir şey istemiyorum. Birbirini sevmeyen insanlar da gördük biz. Nasıl da saldırdılar birbirine. Görüyoruz biz ikiniz de seviyorsunuz ve ayıp ediyorsunuz. Yok. Şu an yaptınız çok ayıp. Ama Ümit resmi nikahlı evli bu ben arada evliyim, yani. Vallahi. Bunu o, unutmamak o da evli, lazım. Ben de evliyim. İkisi de evliler. Biz her şeyi gördük burada. Ama o imam ben de her şeyi gördüm de ama evliyim ben. Peki şunu soracağım Ümit. Sen onu yazdın evini bulacaktı. Evini bulduktan sonra eşin ne yapacaktı? Bilmiyorum ki. Ne yapacak? Bilmiyorum. Ne bileyim. Sormadı mı? Niye evini? Herhalde benim babamla ki, oturup karşılıklı kahve içeceklerdi. Yok dedi gideceğim dedi. Sadece bunu dedi. Gidince ne yapacak arkadaş? Ya, hocam onu bilmiyorum. Ya ama bak. Daha şimdi, yalanı burada belli bak, abi şimdi ya. Şimdi siz bir iş çevirmek istemişsiniz de zaman yetmemiş anladığım kadarıyla. Çünkü siz de diyorsunuz ki Yılmaz ne olacak? Yılmaz'ı bir yere bırakıversen bir fırsat ben bırakamam. Yani. Niye bırakayım canım? Hayır, niye böyle yazdınız? Yılmaz ben Yılmaz'a ben söz verdim. Ölene kadar devam. Zaman mı yetmedi? Yok ne alakası var abi şimdi? Şeydeyiz, öbür taraftayız. Dünyanın öbür tarafındayız. Zaman yetmiyor. Hayır şimdi size soru hala havada kalıyor. Eşin bir insanın eski sevgilini niye görmek istesin? Yani bunu artık hocam gıcık olmuş öyle söyleyeyim. Tamam gıcık olup ne yapacaktı? Buna gıcık olmuş. Bununla herhalde tartışacaktı. Şey tamam kafaya takmış olması gerekirdi. Bu ama mesajdan tabii, sonra devam etmesi gerekirdi. Kocasının herkes bununla yazışıyor diye. Evimi biliyordu. Babamın telefon numarasını biliyordu. Yeşim babamla da konuştu. Bilmiyor. Niye gelmedi? Vallahi bilmiyor. Bilse. Ama aradan bayağı zaman geçtikten benden takıyor eşim kafaya? Senin numaranı istiyor her gün. Bak ama Ümit ben kafama bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Zaten birbirimizde bir saniye, yalan bak, kafamı konuşuyor. Kafamı karıştıran şu var. Diyelim ki senin karın dedi ki bir yaz ben bu kızı bulayım. Çünkü bu kızla sen bir mesajlaşmışsın. Evet. Ben bu kızı bulayım evine gideyim. Siz de oyun oynuyorsunuz. Ben o oyunu hadi anlayacağım. Evin adresini bulmaya çalışıyorsun. Ama neden Yılmaz'ı sorguluyorsun? Yılmaz tabii Yılmaz için sen Yılmaz'ı tercih et. Bilmem ben. Yılmaz senin olsun diyor. Zaten benim. Yeşim de senin olsun. Bütün kadınlar tamam, kızlar senin. Sen git Yılmaz'ın başında beni tercih etmedin dedirtmez bir kadın yani. Bunu bir kadın dedirtemez senin karın. Hocam vallahi benim ailem ben sevmiyorum ama bu fotoğrafları istiyorsanız arayın. Arayın istiyorsanız arayın. Benim ailem karşı çıkıyor. İstemiyor. Açık ve net söylüyor. Ya buradan şey benim çıkıyor ortaya. Allah bu beni unutamamış seviyor. Hiçbir tende hiçbir şeyde beni şey yapamıyor anlatabildim mi? Geri dönmeye çalışıyor. Peki seni bunu düşündürten ne Ümit'in seni unutamadığına? Ya mesajlarından konuşmasından hareketinden belli. Her ya ben buraya, insan saf Tuba, değil ki insan konuşması Tuba, oturması mesajından buraya, anlar. Ben buraya, ama ben illallah ettim ben buraya Ümit'ten. Liseli aşılar gibi gelmedim buraya. Tuba Hanım siz herhalde. Bir dil iki dil üç dil sürekli kadın kız sokuyoruz hayatıma. Yok onu bu değil onu sevgi mevgi değil. He. Bana dedin kelime dolandırıcı dedin. Evet dolandırıcı. Ben buradayım işte. Peki Hülya Hanım kim? TikTok'ta seni Hülya paylaşmış. Bana da Hülya Hanım. Resmi size Hülya Hanım'a bir mesaj şeyine bakalım. Hadi ben yalan konuşuyorum. Tamam, ben Hülya'yı tanımıyorum. Elin kızları etmiyorum. Da mı yalan konuşuyor? Ben Hülya'yı tanımıyorum. Tamam mesajlarını görmedim atıyor, hayatım boyunca. Mesajlarını da atıyorlar. Bu benim tabii bu benim resmim. Evet evet Hülya Hanım'la ilgili. Şimdi senin iddiana göre o kısma geldiğimizde sen kendinden yaşça büyük kadınlarla birlikte oluyorsun ve onlardan hayır, para olmuyorum. Talep ediyorsun. Yok olmuyorum. Sen bu iddianı söyle bakayım. Eşim de biliyor. Söyle. Bütün dünyadaki ne kadar kadınlar, kızlar, Ümit'i tanıyan, Ümit'in ailesini tanıyan insanlar varsa hepsi bağlansınlar programa bekliyorlar. Bütün dünyayı mı? Bütün dünya. Ya meydan gitmiş Arapların şeysine, evlilik sitesine. İşte ben İstanbul 500 evlerde oturuyorum. 25 yaşındayım. Şey... Numarasını paylaşıyor. Yok iş ilanlarında yok bir şey... bilmem ne. Ben onları öyle bir şey yapmadım. Attım. Onları da attım ben. Ben öyle bir şey yapmadım. Onlar da yayınlansın. Tam varsa onlar çıkar. Da bassınlar, tamam. Bassınlar. Tamam. Peki Ümit sen ne iş yapıyorsun? Ben müzik söylüyorum ondan sonra... Şarkı söylüyorsun evet, şarkı sen. Müzisyensin yani. Evet, doğru.
Şu an çalışıyor musun aktif? Şu an aktif çalışıyorum. Bir yerde çıkıyorsun. Evet, bir yerde çalışıyorum. Sen tanıdığında da böyleydi. Aynen, Ali Güneş sayesinde tanıştık. Ali abinin. O da bağlanacak da, Ali abi de bağlanacak da şu an. Peki fotoğraf sen böyle iş ilanları veriyor musun? Yani? Facebook, sosyal medyalarda. Yok, iş ilanı falan vermiyorum. Şimdi bu bir... Kendi çapımda mesela, kendi çalıştığım mesela, kendi olsun bestelerim olsun, onları yayınlıyorum. Senin lojmanların varmış, lojmanların varmış, kızlar gelsin diyor. Ne? Lojmanlarıma kızlar gelsin dedi. Bak buraya bir bak. Diyorsun ki. Hocam bu sayfa. Gel gel Ümit, gel. Gel bak bak ne yazıyor burada Ümit. Ümit Can'ın Facebook'u bu. Orijinal hesabı. Diyor ki çalışmak isteyen veya yine çalışmak isteyen bana ulaşsın diyorsun. Bunu ben yazmamışım. Kim yazdı bunu? Bunu ben yazmamışım. Ben bunu yazsaydım Ümit'in zaten ben kendi Facebook sayfamı biliyorum. Ümit'in Facebook linkini de atarım size. İstiyorsan sayfamı da buradan girebilirim, bak, açabilirim. Bak diyorsun ki. Bu sayfa senin değil mi? Şu sayfa benim ama şu arkadaki sayfa benim değil. Arkadaki sayfa yazmış. Zaten Ümit o sensin. Ümit Can Can. Tamam, Ümit Can bak, Can diyor. Burada. Evet, o paylaşımı yapan sensin. Hayır, paylaşım yapmaz. Bak paylaşım yapmamışım. Arkadaki paylaşım yapmış. İyi bakarsan görürsün. Herkes görüyor öndeki zaten benim. Bütün dünyayı. İnkar etmiyorum. Öndeki benim, arkadaki ben değilim. Erkek ya da kızlarım için. Erkek ya da kızlarım için iş veya ev isteyen varsa bana ulaşsın. Davet olmadan iyi benim için yeterli. Benim kızım yok. Oğlum yok. Bir şeyim kısırsın yok. Kısırsın zaten, çocuğun ya olmuyor. Ya ne alakası var? Hiçbir kadından kızın yok. Ya olmasın. Olmasın. Kısırlık Allah nereden çıkıyor ya? Tabii kısır abla, hiçbir kadından çocuğu ya olmasın, olmuyor. Ben benden bile olmadı onun çocuğu. Ben niye, siz zaten ben evlenmediniz böyle ki, ne çocuğu? Biz evlenecektik. Çocuk yapmayı denedik. Ben gizli saklım yok. Utanılacak bir şey yok. Sevdim. Hayır. Aşık oldum. Biz çocuğu evlenmeye karar verdik. Ciddiydik. Ben, ama Ümit beni ben yarı yolda çocuk bıraktı. Ben sen de çocuk yapsaydım belki çocuk var ya farklı çıkardı. Ya. Sen hiçbir kadından çocuk... Peki sen bunu yapmadım diyorsun. Bu benim yok, hesabım hocam, ben değil yapmadım diyorsun. Yani çalışmak isteyese iş hayır, bulma. Hayır hayır şöyle. Şu benim hesabım ama yazılar ben değilim. Yani ben inkar ediyorum. Peki o hesapta niye duruyorsun sen? He. Oraya neye katıldın? Yalan yani konuşuyor. Şu benim hocam. Tamam, ama arkadaki hesap ben değilim. Tamam, bu gruba niye katıldınız? Ama zaten orada hocam gruptur. Tamam, niye katıldın böyle bir gruba? İnsanlar salak değil, orada görüyor her tamam, şeyi. Tamam gruptu. Ben nereden bileyim bak, şimdi burada Arapça hem Arapçası yazıyor. He. Altta da Türkçesi yazıyor. Ben Arapça bilmiyorum. Kürtçe biliyorum. He. Ana dili olarak Türkçe, Türkçe biliyorum. Türkçe Arapça yazışmaları yok da var. Benim Arapça yazışmam yok. Her yere sorabilirsiniz. Onlar da yayınlansın. Yok, sorun. Yani burada bir iş ilanı açılıyor. Başka bir tane daha vardı sanki. Bütün gruplarda paylaştıkları numarasına kadar. Hayır, ben Arapça konuşmuyorum. Ben o numara da araştırmışsın. Yani sen değil öyle iş ilanları vermiyorsun. Yok hocam, ben öyle bir iş ilanları benim vermiyorum. Benim babam veriyor. Değil mi o iş ilanlarını? Telefona bağlayın. Bağlayın Allah buradayım. Allah. Gruplara merak etme, videolarını paylaştım. Başka videolarda atıyor muydu kendi işle alakalı? Hocam. Hepsini attım size abla. Atmadık hocam, bir şey kalmadı. Kendi beni paylaşıyor sosyal medyada. Ne diye paylaşıyor seni? Ya bir tane o video var. O gruplardaki insanlar açabilir misiniz hocam? Ümit'e bağlansınlar. Bir tane video var. Nerede bu video? Buraya. Bize attı mı? Hayır. YouTube'da var sadece bu video. Ne var o videoda? Videoda benim montaj yapmış. Kimle? Tek benim montaj yapmış. Ben böyle canlı okurken şarkıyı montaj yapmış beni. Aldattığın için. Tarihe bak, tarihe bak. Tarihe bakacağım benim şimdi. Yılmaz'ı kabul tam etme, tarihime bak. Ben. Bir dakika, montajla ne yapmış seni? Ya hocam, şimdi bu montajla beni aldattığı kılı, için ben de kız haline çevirdim bunu. Kıza mı çevirdi? Kıza çevirdim Ümit'i. Bu kadar beynin çalışıyor senin. Niye öyle şeyler yaptın? Vallahi tabii yemin ederim. Senin de bu kadar beynin çalışıyor ki insanlara kandırıyor. Ben kimseye kandırıyorum. Her şey ortada. O videoyu bize bir söyleseniz, bir gösterelim ya. Bulalım onu. YouTube'da yiyor. Öyle bunu, mi? Bunu da kendi açmış. Bunu da hiç unutmuyorum, kendi açmış. Hayır, ben açmadım. Tabii oradan kes çekti. Hülya Hanım'ın resmi var, videoları var. Ben nasıl bir başka kadın oluyorum? Beni, estetik mi yaptırıyorum kendime? Bir saniye, beni böyle paylaşan sensin. Allah, ben başka değilim da yok. O desen kız bağlansın o zaman programa. Bağlansın. Allah Allah. Bağlayın o zaman hocam, bağlayın. Peki bunu kim açtı bu hesabı? Ya biz ben tesadüfen ben TikTok'ta eşimle birlikte TikTok'ta
geziyorken bu karşımıza çıktı. Orada yazıyor ki Ümit kadınları kandırıyor. Hocam. Ümit'in ailesi de erkekleri kandırıyor diye hocam. Üste başlık atmış. Peki bunu kim hocam. Atmış? Hülya Hanım diye biri mi? Hülya Hanım resmi de var, videosu da var. Hülya kim? Hülya'yı tanımıyorum. Ben ilk defa Hülya'yı duyuyorum. O mesajlar, bu eşime o demiş ki, mesajlar niye, kıza niye kalp yolluyorsun, tamam, mesaj atıyorsun? Bir saniye, eşim demiş ki bu şeyi sen mi açtın? Bu da biraz konuşmamış, çekinmiş. Bu da demiş, evet ben açtım. Ben açtım demedim, hani kanıtın nerede? Yeşim de gel. Orada bir kadının fotoğrafı var. Bağla o kadın diyorum. Kim? Hülya kim? Tamam, bağla diyorum. Kaçıncı karın? Bağla, senin de aklına neler desin. Hülya Hanım, ben Hülya Hanım'a seslenin. Bağlanın lütfen. Bu çünkü sizin hesabınız, sizin fotoğrafınız var. O kızın resmini de açın, görsün yani, tanısın kendini. Tamam, bağlasınlar, bağlansın. Ben bugün savcılara giderim. Dışarıyı açmayıp burayı yaparım. Açabilir miyiz? Dışarıyı açmayıp burayı açabilir miyiz, Ümit görsün? İçeride açalım, dışarı açılmasın. Burayı bir açın. Devlet bulsun bu kızı, çıkartsın. Getirsin buraya. Getirsin. Şimdi bir dakika. Tuğba Hanım, devlet bakayım. Mesela niye çıkartsın bu kızı? Ne amaçlıyorsunuz? Nasıl bir suç ya oluştu? İnsanları dolandırıyor abi. Ya ben dolandırmıyorum. Bak, bir daha bana öyle kelime konuşma. O Ümit Bey, kadın niye seni paylaştı? Ne yaptın o kadına? Tuğba Hanım. Niye kalp atıyorsun o kadına? Tuğba Hanım, o kadına kalp atıyor. Sizi şöyle yapmış olabilir mi yani? Hayatını almış, beğenmemiş ve çıkarmış. Bak gel Ümit, bundan sonra başka kadınlarla hayatına devam ediyor olabilir mi? Ama benim dediğimi diyor kız. Bu kadını tanıyor musun? Ya bu kadın ben tamam tanıyorum da böyle şey kim değil bu, yani. Kim bu? Bu şimdi hani öyle şey değil yani. Arkadaştır. Bu yapmış işte. Niye? Kalp resmi atmışsın kıza. Nasıl arkadaş oluyor? Nasıl kalp resmi atmışsın? Sen evli adamsın. Dakika, bu, nasıl kalp atıyorsun sen? Bir dakika, bu yapan işte o değil. Tamam bu. Bağlayın. Allah bağlayın. Allah. Kim bu? Neyin bu senin? Yalanın benim hiçbir ortaya şeyim çıktı işte. Neyin? Hiçbir şeyim. Kıza yani kalp bu benim hiçbir şeyim değil. Öyle müziklerimi dinler. Ekrana resmini fotoğrafını veremiyoruz ama burada bunları yayınlayan bu kadın. Abi ben diyorum işte. Ben nereden tanıyorsun bu kadını? Nasıl yani tanıştın? Müziklerimi nasıl paylaşıyor kandırdın? Bu sadece. Müziklerimi ama dinliyor. Niye sana dolandırıcı diyor? Niye mesajlarını, bak, konuşmalarını bak, paylaşıyor? Bak. Niye kalp atıyorsun kadına? Bunlara dikkat edin. Tamam, biri hocam. Bayanları dolandırıyor, diğeri evli adamları ayartıyor diyen. Benim dediğim gibi diyor kadın. Ama da. Bu o değil. Sen yani şöyle dedin. Şöyle hocam. Şimdi bir böyle fotoğraf bir böyle var konuş. Bu hesabı açan bu değil. İstiyorsanız bağlayın, aynı kişiye bağlayabilirsiniz. Kızı nerede, adresini biliyorsundur, evini biliyorsundur. Tamam. Getir kızı. Kızı biliyorum, tamam. Hülya Hanım'ı bağlasak ya. Ya kızın evini bir... biliyor abla. Kızın evini peki, biliyor, getirsin. Peki sen bunu tanıyor musun? Tanımıyorum ben, tesadüfen Hülya TikTok'ta gördüm. Ama o da tanımıyor. İsmi de Hülya Hanım değil. Ne kim, adı? Kim ne demezse yalan söylemiş. İsmi ne? İsmi Kardelen'dir. Her yere de sorabilir. Kardelen. İsmini, soy ismini söyle gelsin. Soy ismini bizim arkadaşlarımıza söylesene. Tamam, Kardelen. Kardelen senin sevgilin miydi? Ya şöyle bir şey. O kızı getirebilir misin? Kardelen senin sevgilin miydi bir dönem? Ya şöyle şöyle mesela ben müzik yapıyorum ya. Evet. Ben müzik yapıyorum, bu benim müziklerimi dinliyor. Yalancı. Hayran mıydı sana? Hayran mı? Evet, o şekil. Senin hayranın bu, evet, Kardelen. Hayranın. Niye dolandırıyor diyor? Brad Pitt gibisin ya, sanki bütün herkes aşık gibi, oluyor sana. Hocam mesela fotoğraf onun ama hesap onun değil. O çünkü bana deseydi mesajda bana söylerdi, kendi söylerdi. Ama tam bu kadını bu getir. Nereden tanıyacak Tuğba? Ya bu mi? Araştırıyor hocam. Bu var ya, herkesi araştırıyor. Tüm Türkiye'yi araştırıyor valla. İnsanları kandırabilirsin ama beni ben ya da Allah'ı kandıramazsın. Ben kimse. O kızı ben... bulup Kardelen getireceksin. Kardelen Hanım bir de ulaşmaya çalışsın. Evini biliyor sen bu. Sen tanıyor musun bu Kardelen'i? Tanımıyorum, bu tanıyor, evini biliyor. O Kardelen'i getiriyorsun buraya, o kızı oturtturuyorsun ya, buraya, anlatıyor her şeyi. Ben kusura bakma, senin için insanları çekemem böyle. Anladın demek mı? O zaman yalan. Çekemem. Bir sevgili varsa, diyorsun, bir değil diyorsun. O kıza niye kalp yolluyorsun varsa, arkadaşım sen? Arkadaşım ben kalbi ona yollamamışım, iyi bak burada. Bir şey söyleyeceğim Tuğba, sen... Böyle dolandırma mevzusundan daha çok sanki biz böyle kalp yollamayı, aşkı konuşuyoruz gibi ya, geldi ben, bana. Vallahi ben yalan söylüyorum abla. O kadın da mı yalan burada söylüyor yani? Benim annem babam da mı yalan söylüyor? Onları da attım size. Ya sen ne istiyorsun? Onu söyle, derdini açıkla. Ne bütün istiyor? İnsan dünya görsün, bağlansın senin nasıl bir insan ya, olduğunu anlatsınlar istiyorum. Buradayım, bağlansın. Buradayım. Şu an buradayım. Ben de buradayım. Kaçmıyorum. Burada ben oturuyorum. Ben de kaçmıyorum. Tamam, ben rahatım şu an. Ben de rahatım. Peki bak. Ümit bak, bu kadar zaman benim sonra yere, her karşında. Ümit bu kadar zaman sonra karşında. Ona böyle bir cümle söylemek istesen ne söylersin?
Allah'ından bulsun. Allah'ın nasıl bildiği gibi derim, yapsın. Sen ne dersin Ümit? Ben de ne derim biliyor musun? Mutlu olsun, huzurlu olsun. Bitti. Ne olsun? Mutlu olsun derim. Peki bana evine çekmek istedim. Diğer kadınlara, insanlara çektirdiğini 5 katını yaşayasın inşallah. İki yakanız bir tamam, araya gelmesi. Tamam eğer ki yanlışım varsa yaşayayım ben. Sana İnşallah. Ne yaşattı en çok? Ne yaşattı Tuğba? Ben onun yüzünden ölümden döndüm. Niye? Ölümden dönmedin. Nerede? Ondan sonra ikincisi benim çocuğum bunun yüzünden kekeme oldu. Niye? Ha. Ne yaptı çocuğuna? Yani nasıl? Benim babam dedi ki ona. Benim kızımı alıştırma, kandırma. Yok baba ben seviyorum. Sonra dedi ki benim babam buna önceki baba dedirtme. Baba dedirtme, alıştırma. Bir saniye bir saniye. Olsun ne olacak? Senin çocuğun baba mı diyor? Senin çocuğun baba mı diyordu ona? Evet baba diyordu. Babam ne zaman askerden gelecek? Sonra böyle kadınlar kızını soktu. Hanım. Gitti. Az önce konuştu ya dedi ya babam dedi işte. Öz babasına baba demedi sana saniye, dedi baba. Bir saniye. Öz babasına çocuğun baba öz demedi baba, Ümit'e baba dedi. Evet babası, baba dedi. Eğer buradan beni görüyorsa. Yarı yolda bıraktı Ümit beni. Öz babası dur eğer beni buradan görüyorsa. O zaten seni ben, görse parçalayacak seni. Hayır ben ablasıyla görüştüm. Rahatına bak sen. Ben her benim oğlumun babasının ablası yok. Görüştüm. Yok. Eğer ki buradan beni duyuyorsa Esra Hanım bağlansın. Bana kadının dediği kelime. Tuğba'dan uzak dur dedi. Bu kadar dedi. Tabii, ben dedim tabii. ki tamam dedim. O zaman dedim babası bunu bana dedi ki tamam dedi işte kızımı bağlama kendine. O zaman yalan yok. Açık konuşayım seviyordum. Aşıkmışsınız evet, birbirinize. Evet aşıktım seviyordum. Bizim dillere destandı aşkımızın içine zaman, etti. Dillere destandı aşkımız. Bir saniye sonra. Videolarımız bile var yani böyle bütün herkes topladı çalgı çengi çalıyor. Aşkımızı ilan ediyoruz oynuyoruz şenlikler yapıyoruz. Esra Hanım, o da duruyor YouTube'da. Esra Hanım, sonra ben dedim ki tamam dedim. Baktım ki şimdi bana karşı sevgisi var. Şimdi ben de buna karşı sevgi hani vermesem yanlış olacak. Ben o seni seviyor diye sen onu sevdin. Evet. Ben, öyle o beni olmadı. O beni seviyor ben de onu seviyordum diye. Tamam mı? Ondan sonra biraz zaman geçti aradan. Yılmaz mesela böyle olay böyle olunca. Ben dedim ki bırakayım. Öyle olmadı. Sen Yılmaz dolayısıyla bıraktın evet. tamamen. Alakası yok öyle ben, olmadı. Ben gittim. Yani aslında seni aldattı. Evlendim dedim ki kurtulayım. Ben asla Allah şahidim olsun seni hiçbir zaman aldatmadım. Ben Kur'an'a da el basarım. Çocuğumun üstüne de yemin ederim. Ben de yemin ederim. Sen beni defalarca aldattın. Ben aldatmadım. Sen beni kandırdın. Diğer insanları kandırdın. Ya, çocuğumu bile kandırdın. Ya ben kimseyi kandırmadım. Kandırdın. Ben kimseyi kandırmadım. Burada kendini diyorum da az önce. Tabii. Reklam etme. Az önce kıza diyordun evet, ki arkadaşım evet. yok hayranım yok işte sevgilim yok arkadaşım. Adını da ben size söyledim. Ümit Bey bir dakika. Sen Tuğba ile ayrıldıktan kaç ay sonra? Yani Yılmaz'la gittikten Allah kaç ay sonra evlendin? Yani aşağı yukarı bir sene falan var. Ha bir sene geçti. Askerden tamam. sonra evlenecektik. Bir baktım bunlar oldu. Yani Esra Hanım eğer ki hani az önce Hülya dediniz ya ben Hülya diye birini tanımıyorum. Ha. İlk başta tanıyorum dedin ya şimdi nasıl tanımıyorsun? Bir dakika şimdi bir ne kadar saniye. Oyuncu bak, ya kısa bir aramız misin? Var bir saniye kısa bir aradan sonra bir devam edeceğiz. Bir tanımıyor. Şimdi Ümit kız kardeşin Rojin hattımızda Tuğba onunla ilgili de bazı iddialarda bulunmuştu. Rojin Hanım. Rojin Hanım. Efendim. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Esra Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Buyurun ne söylemek isterdiniz? Esra Hanım öncelikle bu Tuğba'ya nasıl bir kadındır, nasıl bir şeydir onu hiçbir zaman çözemedim. O hesapları kendi açıyor Ümit'in adına. Ondan sonra yani o hesapları ben hepsini zaten yarın savcılığa götüreceğim. Kimin açtığını, kimin yaptığı hepsi çıkar tamam ortaya. Tamam o zaman Rojin getirirsin kanıtları çıkarsın programa. Aynen Tuğba sen çok rahat. Mazlum sen çok benim. Dürüstsün Ümit gibi gelirsin oturursun madem, kardeşinin evini yanına. Dolandırdı diyorsun ya dakika başı kardeşime dolandırdı diyorsun ya. Neyini aldı senin? Evini mi aldı? Arabanı mı aldı? Benim babamdan para aldı. Ben Türksel hattı faturalı. Sürekli sizin aileye ben faturalı aldım. Ontar yolladım. Niye inkar ediyorlar? Kurbacığım, senin o alan kocan var ya, onun erkekliğine, şerefine... ...öyle benim eşimin alakası yok ki. Hayatı yalan, çorba kaynatmayın ya. Madem yalan Rojin, buyur gel yayına, bekliyorum. Bir dakika, bir konuştum bir saniye. Ben seni dinliyorum, ben seni aramadım, Esra Hanım'ı aradım. Sen sus beni dinle. Telefonla bağlanma yayına gel. Bir saniye. Ama. Sen kimsin ben senin aramaya gireyim? Ne gelinimizsin? Ne nikahlı karısısın? Sen kimsin ben senin?
senin ayağına geleyim. Madem öyle o zaman evinize niye soktunuz beni? Madem kabul etmemişsiniz. Beni insan sandık, anladın mı? Baktım at. Kardeşimin yerli birisi, yani karısı kriz geçiriyor, annem kriz. Seni anladın ne? Sen Ümit'ten vazgeçemiyorsun kızım, anladım seni. Ümit mi benden vazgeçemiyor, ben mi vazgeçemiyorum? Ben vazgeçtim, yuvamı kurdum kardeşim. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Rojil Hanım, sizce buradaki durumların amacı dolandırıcılık ya da bununla ilgili iddialar değildi. Ümit'ten vazgeçememesi mi? Evet, alakası var. Değil. Doğru. Alakası yok Ümit. Madem öyle gelirler o zaman onlar da çıkarlar. Şimdi bir saniye Tuba. Evet. Bak, Ümit de orada. Ümit'i tanıyan da hani dolandırıcıymış Ümit. Varsa ben her yerde çalışmışım. Bütün firmalarda ama çalıştım. Ama ben bir tek Ümit'i çağırmadım. Ümit'in annesi de gelecek. Pınar gelecek. Rojin gelecek. Bir dakika. Bizim gelecek. Onları da bekliyor. Aynı anda konuşunca anlamıyorum. Duyamıyorum Rojin Hanım'ı. Buyurun. Bak, rica ediyorum sizden. Kardeşimi de araştırın. O Tuba'yı da araştırın. Peki, araştırsın. Peki bir şey söyleyeceğim. Evet, Ümit'in de... Benim alnım ak. Ben buradayım. Siz de alnınız aksa gelirsin hadi. Rojil Hanım, Ümit'in de yazdığı bazı mesajlar var. Evine gitmek istemiş, Yılmaz'ı kıskanan mesajları var. Ona ne diyeceksiniz? Zaten Ümit söylüyor açık açık. Sevdiğini mi söylüyor beni hayla? Benim bütün sülaleme bir kurt attı. Benim kız kardeşimin numarasını, bizim numaramızı... Ablamın numarasını sosyal medyada paylaştı. Nasıl numarasını dağıttı? Yalan konuşulan. Madem öyle bir şey var, kanıt barışsunlar, Ümit susunlar. Ya ne yalan yapıyorsun hala? Aynı anda konuşmayın, içiniz aynı anda anlaşılmıyor. Numaranızı dağıttı insanlara. He 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 he. He he deme bana. He 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 he. Bir dakika. Sen numaralarını verdin mi aile üyelerine? Hani kanıtları nerede? Gelsinler buraya. Desinler benim elimde. Aha böyle kanıt var. Nerede kanıtlarınız nerede? Yeşil, ben buraya yeşimde, kanıtlarımla geldim. Saniye. Aha dedim kanıtlarımla. Bir dakika aynı anda hiçbir şey anlamıyorum. Biriniz konuşur bitirsin öyle diğeri konuşsun. Tutuştu tabii. Niye tutuştu? Gelsinler anlarsınız niye tutuştuğunu. Dur Yeşim de attı. Yeşim'e teklif etmiş. Demiş ki gel Ümit'i buraya çıkartalım rezil edelim. Bu mesajlar bile var. Nerede? Yeşim'e bağlar hani? Mısınız beni? Tamam. Beni bir bağlayın buradan. Hayır resimler nerede Ümit hani? Var var elinde eşiniz her şey var. Eşiniz telefonlarını tamam, açmıyor. Resimler nerede? Bütün bak delil istiyorsun ya. Yeşimin ses kaydını attım ben programa. Açsınlar dinlesin herkes. Benim yalan borcum yok tamam, her şeyi yaptım. Rojin Hanım bir soracağım Rojin Hanım'a. Sizin telefon numaranızı sosyal medyada paylaştığına dair bir kanıt var mı? Esra Hanım bu 18 sene önce bu Tuba benim annemin... Niye kullanıyorsun? Rojin Aydın getir anladım. Kanıtları. Şunu soruyorum. Sizin elinizde Rojin Hanım elinizde bir fotoğraf var mı bu Tuğba'nın sosyal medyada sizin numaralarınızı dağıttığına dair? Esra Hanım. Buyurun. Ben de Ümit'in ablasıyım da benim de adım az önce geçti oradan. Evet. Biz ne soruyoruz onlar ne diyor? Söylüyorum. Söyleyin. Ben onu gece 12'de evden kovmadım mı? Kovdun. Ümit de seni bir güzel kapıya vurmadı mı yumruk sen kimsin? Nasıl bir insansın diye sana kızıp bağırmadı mı? Küfür etmedi mi? Ağzımı açtırma. Bu koltuk takımları 50 yaşında kaldırma. Bir dakika. Demedim Ümit sana. Aynı anda konuşmayın. Tuğba niye kovdu seni evden? Şimdi şöyle biz Ümit'le barıştık. Ben bu gizli evine soktu beni. Ondan sonra... ailesiyle konuşacaktı. Bir yere kadar gitti geldi Ümit. Ay gelmeden önce bir baktım kapıyı dedi bana kilitle anahtarı üstünde bırak. Annem babam gelirse ablam gelirse kapı açılmaz. Hı hı. Ben de bunun dediğini yaptım. Ben de ama, seni dışarıda bırakmak istemedim soktu diye. Ama mesela bu öyle dedi ya kapı soktu anahtarı pat açtı. Hı hı. Ondan sonra Pınar girdi içeriye. Yani ondan evine sonra, aldı Ümit seni. Aldım da soğuktu dışarıda mı bıraktın? Sonra, ama ablan çıktı. Ablası dedi ki ondan sonra çıkarttı sonra bu da kızdı. Ben de o sıra Yılmaz'la konuşuyorum işte Ümit'in ablası böyle yaptı git Ümit'e ulaş. Sen o sırada Yılmaz'la da konuşuyorsun. Ümit'e ulaş bende numarası yok telefonu yok ben Ümit'e
tespite ulaşamıyorum. Sen Yılmaz'la o aranızda duygusal bir şey var yok, mıydı? Yok, arkadaşlık. Bu numaramı verdi, o şekilde ben tanıştık. Arkadaşlık. Yılmaz ben burada konuşacak. Pazartesi günü Yılmaz'la gelecek, bak, bana konuşacak tuhaf burada. Gelen şu. Bana evet. Tuhaf gelen şu, sen aslında Yılmaz'la o sıra konuşuyorsun. Belli ki o sana duygularını birazcık anlatıyor. Ama Yılmaz mesela Yılmaz'la biz arkadaştık, duygularını anlatmadı. Benim hani telefonum var, Ümit'e ulaşamıyorum. Ama ulaşır sen evine diyorum. Giriyorsun hala. O ama da bir değişik. Pınar'ın evindeyim ben. Çıkarttı, Ümit yanımda yoktu. Yanımda olmayınca dışarı koyunca dakika, ben Ümit'le, de buna ulaşmak için ulaş Ümit'le, dedim ona. Ümit'le ayrılmış ve tekrar mı barışmıştınız bu görüşmede? Hayır, uzun zaman oluyor bu konu. Uzun zaman şöyle oluyor. Ama bir dakika. Ümit, o zaman bir yalan çıktı ortaya. Tamam. Siz bir dakika dediniz ki Ümit'le ayrılma sırasında başka biriyle evlendiği sırada Ümit benim numaramı Yılmaz'a vermiş. Yılmaz'a demiş ki işte benim iyi biri olduğumu anlat. İkna et bu kızı Tuğba'ya demiş. Bir kavga sırasında. Yani çok yıllar önce vermemişti Yılmaz. Hayır, öyle olmadı. Bak şimdi. Biz Ümit'le sevgiliyiz. Anlatabildim mi? Ben biletini kesiyorum, Bursa'ya geliyor. Ondan sonra işte bu da diyor ki ben gelene kadar diyor Yılmaz'a Tuğba'yla konuş, beni iyi olarak anlat diyor. Evet, yani sizin bir kavga anınızda bu oluyor. Hayır, daha yeni kaç sevgili yılın? Oluyoruz o sıra. O yeni sıra. Sevgiliyiz. Yeni çıkacağız. Sen benim mi onu anlıyorsun? Bizim buluşma yerimiz Bursa Kültür Park. Bir saniye Tuğba. Hocam bu dışarıda kalmasın diye. Evet. Dışarıda kalmasın olay diye. Olay bu, olay İstanbul'da geçiyor, hava. Biri Bursa'da ben de, geçiyor. Şimdi ben de işe gideceğim. İşe gideceğim. Ondan sonra ben de buna dedim ki tamam dedim, geç dedim, eve dedim, otur dedim. Ben gelene kadar kapıyı kilitledim. Kimse açmasın. Kilitledim ablası ben gibi. Ben kilitledim, işe gittim. Ondan sonra bir baktım anam arıyor, ablam arıyor. İşte bu kız kim, işte bu kızı niye buraya bıraktınız falan. Öyle artık koşarak geldim buna. Ben gelene kadar bu da gitmiş. Kendine sokakta geziyor mahallede. Hı. Daha diyorum ki nerede diyorum, tek başına Ümit'e? Kaybolurum. Bilmiyor, bilmiyorum İstanbul'u ben. Aradım. Bilirim, vallahi yemin ederim. Yani 500 evlerden Gazi Osman Paşa'ya gitmişim. Zor ayakla buldu. Böyle sokağa, sokak sokak bakıyordum. Gitmişim, geri geldim. Bir baktım geri gelmişim. Ondan sonra bir baktım sokağın başında yürüyor bana doğru. Dedim günaydın dedim. Ama sonra sinirli ablasının evine girdi. Ablası o zaman aynı mahallede oturuyorlar. Bir aşağıda bir yukarıda oturuyorlar. Ondan sonra dedi ki sen niye bu kıza böyle yapıyorsun? Bağırdı, çağırdı Pınar'a. Bir de kapıya bir koydu, kapının şeyi kırıldı. Sen hala gülerek anlatıyorsun. Niye? Hoşuna gitmiş. Hayır canım, hoşuma gitmedi. Olayı anlatıyorum abla işte. Böyleyken böyle oldu. Peki sen gerçekten acaba ablasının numarasını vermiş olabilir misin sosyal medyada? Vermedim. Onlar bu arada suç. Tuba. Ama şimdi, vermedim. Onlar kanıtı çıkarsınlar. Buraya gelsinler. Tuba, kanıtı çıkarsınlar. Tuba, cezama razıyım. Tuba bak. Az önce dedim eve aldım. Doğru mu? Bak inkar ben ettim mi? Ben de inkar etmedim. İnkar ettim. Ben de inkar etmedim. Ben de ama, etmedim. Bak, ben kendi gözlerimle gördüm. Engin'in babası. Engin. Evet. Ya benim arkadaşım Engin var. Tamam. Bir tane Engin arkadaşım var. O da müzik tamam, yapıyor. Tamam Yılmaz'dır. Senin dur ortak arkadaşınız Engin. Engin Kaya. Dedi ki bana tek bir kelime dedi. Dedi ben Yılmaz kadar düşmedim dedi o kadar. Dedi ama dedi ama şöyle. Peki benim babama niye arıyor Engin? Bir saniye. Benim babamdan ne istiyor Engin? Engin'in babasının numarasını. Engin nereden çıktı ya? Yok yok. Engin bu benim Yılmaz'da arkadaşım. Ümit'in ortak arkadaşı. Şunu bir dakika, birazcık insanlar için de bence karmaşık oldu konu. Ya bir bakalım Ümit buraya çıktı. Gerçekten Ümit dolandırıcılıkla ilgili aramalar oldu mu onu göreceğiz. Bir de biz zaten bir hem kardeline ulaşalım bir de eşine sizden ulaşalım. Sizden şunu rica onu ediyorum, Ümit'in görelim. Annesini de istiyorum. Sen niye herkesi buraya istiyorsun? Hani benim bir sebebim var, o yüzden istiyorum. Senin istemenle olmaz. Bir